Amerika, İkiz Kuleler'in yıkılması. 11 Şubat, Cilve Gözü, sınır kapısı, patlama. 11 Mayıs, Reyhanlı'daki patlamalar. Neden 11? Çünkü 11 tarihi El-Kaide'nin yeni doğması demek Amerika'da. Ve onun elektronik imzasıdır. Öküzün altında kimse buzağı aramasın. Siz de gazetecisiniz. Siz de düşünen insanlarsınız. Bu 11 neden? Her ayın 11'ine bekleyin. El-Kaide çıkıp ben yaptım demez. El-Nusra onun kolu Suriye'deki ben çıktım yaptım demez. Taşeronluğunu yaptı bu işin. Bizi, ben Sünni bir insanım. Alevi dostlarımızla bizi karşı karşıya getirmek. 2. Belki Türk ordusu Amerika'dan bir işareti alır da Suriye'ye girer. Bu kadar olay açık. 11 tarihi çok önemli. Lütfen bunları gazetelere geçin. Neden 11? Neden bir perşembe pazarı değil? Neden de pazartesi günü? 10.000 kişi ölürdü. Olay esnasında orada mıydınız? Olay esnasında 50 metre ilerideydim. Önce haber gazetesinin yanı başındaydım. Köşeyi dönmüştüm önce haberden. Haberdim bindiğim. Camlar arkama geldi. Sadece şurada bir çizik var başımda. Allah bizi korudu. Enkaz yerinde yarım saat, 45 dakika biz çalıştık. Halk çalıştı. Yaralılar doldurduk arabalara. Hiç kimse gelmedi. Ambulansın çok geç geldiğine zaman geldi. Hiç kimse abi. Gelmedi. İsrail'in geç geldiğine İsrail ambulans 35-40 dakika sonra geldi. Aynen, görüyorsun. Halk kendimiz. Ya. Kişisel çabalarımızla. Kişisel çabalar. Çocuklar yerde yanmıştı. Kadınlar yerde yanmıştı. Yangın alabildiğine. Dükkanlara dalıp maskemiz de yok. Alabildiğine yaralılar taşıdı. İtfaiye geldi. Bir buçuk daha sonra. Ben en az diyorum. 45 dakika diyelim de iyimser olayım haydi. Halk kendi çabalarıyla. Çok feci bir şey. Esnaf bitti burada. Halk bitti. 50-60 bin kişiyi içime sokan uluslararası sığınmacı veya mülteci kanunlarını tatbik etmeyenler sorumludur. Biz defalarca söyledik. Çıkarın bu insanları. Konteynerler alın. Çadırlara götürün. Aramızda olmaz. Ayrıca ruhsat yok. Vergi vermek yok. En az 100 tane dükkan açtılar. Patlamadan 4 gün önce, 5 gün önce burada 50-60 tane Suriye arabası tahrip edildi. Bayraklarla halk sokaklara indi. 2 tane gencimiz dövüldü. Suriye asıllı Amerikan vatandaşı lokanta sahibinin ve adamların yaptığı işti. Lokantaları tahrip edildi. Gazetelere geçti. Halk yürüdü bayraklarla. Ve kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, bütün siyasi ve sivil toplum kuruluşlarını topladı. Açıkça şunu dedik onlara. Bunları buradan çıkarın. Ve çıkartmadılar. 4 gün sonra bomba geldi. Bütün uyarılarımıza karşı geldi. Yani göstere göstere geldi diyorsunuz. Göstere göstere ve biz patlayacağız. Abi patlamayacağız. 2 ay önce, 3 ay önce 3 arabanın dolaştığını emniyet de biliyor. Ne tür arabalar bunlar? Yani bunlar girmiş. Bir gün önceki araba. Ha duyumlardan bir bahsediyor. Bir gün önceki arabayı söylüyor. İsmini verin. Belediyenin orada, önünde. Cuma Polat'ın ve abim Hacı Ahmet Şamlıoğlu'nun evinin önünde bir siyah araba duruyor. Bir araba duruyor. Kadınlar şüpheleniyor. Üst kattaki Fikret Koyuncu aşağı ve mülk sahibi. Polisle ve diğer kadınlarla bir polise telefon ediyor. Şüpheli bir araba var. Polis geliyor arabayla. Bir araba geliyor. Evet, arabanın etrafına dolanıyor. Yabancı plakalı mı araba? O kadar da bilmiyorum ben. Evet. Şüpheli yabancı tabii. Polis geliyor, bakıyor. Hiçbir beyanat vermeden, o araba oradan çekilmeden, gelip inceleme yapılmadan ikinci güne bırakılıyor, bomba patlıyor. Abimin evi yıkıldı. Yeğenlerim 3 tanesi hastanede. Cuma Polat'ın 3 kızı evde, hastanede. Fikret Koyuncu hastanede. Celal Batıray'ın hanımı, Mehmet Hacıoğlu hanımı hastanede. Bu kadar duyarsız insanlar, Cemal hoş geldin. Sağ olun. Bu kadar duyarsız insanlar. Uluslararası sığınmacı, mülteci kanunlarına göre bu yapılır mı? Aramıza 60-70 bin insan getirildi. Hepsi silahlı. El-Kaideci, Çeçen, Pakistanlı, Suudili. Yer aldılar, satın aldılar. Peki bu kadar rahat nasıl hareket ediyorlar? Siz bu durumda devlet destekli. Ya sınırlara bu kadar... Eğer başbakan çıkıp da ulusal televizyonlardan 22 kanal kendisini ilan etti bu sözlerini. Bunlar benim misafirim.
Bunlara kolaylık gösterin. Bütün AK Partili belediye baskı yapıp onlara yardımcı olacaksınız. Valilere ve kaymakam, emniyet müdürlerine, siz bunlar benim misafirlerim, her türlü imkanı sağlayacağız derse ve kendi vatandaşını ezerse. Adam burada açık pikap bırakmadı, hırsızlığını yaptı. Motosiklet hırsızlığı yaptı, dağdan geçirdi. Hudut yok. Onları o taraflarda kullanmak üzere hırsızlığını yaptılar. Ticaret yapıyorlar. Ama benim halkım da suçlu Reyhanlı'da. Çünkü her köyde şu anda bütün hata yetecek mazotlar var evde. Yemek tencerene bile mazot doldurmuşlar. Oğul Pınarı'ndan, Bükülmez'den, Uçaklı'dan, Hacıpaşa'ya gidin bakın şu anda tonlarca mazot. Mazotun litresi 1.30 kuruşa düştü. Gidin alın. Ve bunların işbirlikçileri bizleriz. Bizler değil dediğimde köylülerimiz, buradakiler. Onların adına, Türkler onların adına dükkan açıp verdiler. Çünkü bir rant var. Ruhsatlar onlar üzerinden çıkıyor. Onların üzerinden çıkıyor. Ayrıca Suriye'de koyun kalmadı. Yenişehir Dağı'ndan, Bükülmez'den, Sansarin'den, Uşaklı'dan gelip etin kilosu 15 liraya düştü bize. 12 liraya düştü. Ticaretini yapıyoruz. Kaçakçılığımızı yapıyoruz. Dükkanlarımızı açıyoruz. Bu ülkede hiçbir vergi getirmiyoruz. Böylece biz önce işbirlikçiyiz. Bunlara biz imkan sağladık. Peki şu anki ruh haline Reyhanlı'da bu patlamanın sonrasındaki herkesin genel ruh haline ve suskun. Ama şu biline, şu 3-4 gün geçsin, bu ölü toprağı, ölü sahiplerin üzerinden giderse hiçbir Suriye'nin burada yaşama hakkı yok. Ben uyarıyorum. Suçlu olsun olmasın, sığınmacı olsun olmasın. Suriyeli deliniz arabası gider. Kiraya verenler de tehlikede. Onlar da tehdit ediliyor. Halkı susturamazsınız. Daha bu cinayet. Cenazesi olan insanlar sokağa döküldüğünde bir hafta sonra onun kardeşini susturamazsınız. Burası aşiretler diyarı Hatay. Her aşiret 4-5 bin kişi. Kesinlikle buradan Suriye'nin gitmesi lazım. Tekrar uyarıyorum. Vururlar. Hükümetin bir bütün olarak izlediği Suriye politikası nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye politikası iflas etmiştir. Buradan artık Suriyeli yaşayamaz. Kesinlikle. Ne Birleşmiş Milletler, ne NATO, ne Amerika, ne Tayyip buna gücü yetmez artık. Kimseyi susturamazsın. Burada Suriyeli görmek istemez. Esnaf bitti, çiftçi bitti, evlerimiz gitti, çocuklarımız gitti. Duyarlı olmamızı kimse istemedi. Ben bir mülkiyeliyim. Ben 68'ler kuşağından gelen bir kaymakamım. Kaymakam adayı. Bunları size uyarıyorum. Burası bitti ve herkes uyansın. Birleşmiş Milletler temsilcileri kimse, vakıfları kimse, insan haklarından kimden vuruyorsa hepsini uyarıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim Sünni-Alevi çatışması kimse yaratmasın. Alevi-Sünni çatışması olmaz. Biz bunu kabul etmeyiz. İki, Suriyeliler bizim düşmanımız değil. Ama yanlış politika kandırılanlar utansın. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi bırakıldı. Artık belki şuradan bir pay alır da emperyalistler durmuşken sana pay bırakırlar mı? Ey Tayyip, ey Davutoğlu, bu politikaları bırakın. Suriye'ye gösterdiğiniz özeni bize göster, kendi vatandaşına. Yazıklar olsun. Bu kadarını diyorum.